Son 1 2 3 gün yani 123 gün kaldı ve çalışmamıza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Hiç durmadan devam ediyoruz. E, mücadelemize, çalışmamıza, hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz diyoruz ve günün sözüyle başlıyoruz. B. Mart'a geldiye ünlü bir bilim adamı demiş ki istatistikler ne derse desin her durumda başarıya giden bir yol vardır. Yani bizim hiç çıkmazımız yok. Bilmem benim matematik netlerim düşük, yok bütün netlerim genel olarak düşük. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya artık kazanmanın bir şansı yok gibi kendimizi demotive eden her şeyden lütfen kurtulalım. Mutlaka mutlaka başarıya giden bir yol var ve onu bulmaya çalışalım. Pes etmeyelim diyoruz ve motivasyonumuzu artırıp hemen günün yorumunda Nazlı K'nin güzel bir yorumu var. Hocam tekrar yazıyorum benim sorum şu bir, birkaç defa yazmış ve biz de onu artık görmezden gelebildik Çünkü 564 beğeni almış şu anda DGS'de başarılı olmamız hangi derslerden kaç nete erişmiş olmalıyız? Ee, ...olmamız... Tamam, ...tamam, evet, o zaman örneğin matematikten... ...5 net, 10, 15 net yapanın... ...20 net yapanın konu nedir ve ne değildir? Şimdi, gerçekten... ...LGS'de, diğer derslerde herkes... ...full yapıyorken matematik çok belirleyici... ...bir hale almaya başladı. Dolayısıyla... ...matematik özelinde konuşursak... E, ...Nazlı'nın bu sorusuna... ...şimdi 5 net yapan bir arkadaşımızın... ...Anadolu siz şansı vardır. Birazcık daha... ...çalışmasını hızlandırıp netlerini 10 nete doğru çekmesi çok önemli. 10-15 net yapan bandı olan arkadaşlarımız fen lisesine yakın arkadaşlardır. Bunlar çalışmalarını aynı tempoda sürdürüp 10-15 neti daha da arttırırsa mesela 10 net yapan arkadaşımız 13'e e, kendi ilindeki iyi bir fen lisesini kazanabilmesi için, 15 net yapan arkadaşımız 17'ye 18'e mesela büyük illerdeki fen liselerini kazanabilmesi için e, ve 20 let yapan arkadaşlarımız zaten derece yapan arkadaşlarımızdır. Çünkü gerçekten de matematikte 20 let yapabiliyorsa şu zorluk seviyesinde derece yapacaktır diyebiliriz. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki şu anki geçen seneki zorluk seviyesine göre bunları söyledim. Mesela bu AL'dir, bu FL'dir, bu da zaten derecedir diyor, diyebiliyorum. Ama eğer Milli Eğitim Bakanlığı bu sene bir sürpriz yapıp geçen seneki e, 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 şeylerden, e, hengamelerden dolayı ben soruları birazcık daha kolaylaştırıyorum derse o zaman şöyle olur. Bu Bunlar birazcık daha kay, kayarlar, ötelenirler. Yani AL burası, burası AL'ye gelir, burası da FL'ye gelir. Yani gerçekten de daha daha kolay yaparlarsa sınavı eski sınavlardaki gibi. O zaman ne olur? 20 net veya 18 net, 19 net, 17 net, net yapan arkadaşlarımız ne değildir. Tabii şu andaki duruma göre siz kendinizi bu netlerle değerlendirin ve tekrar söylüyorum. Burada önemli olan e, girdiğiniz sınavların farklılığı da önemli. Burada her zaman ama her zaman ortalamaya göre lütfen konuşun. Yani siz mesela bir net bir sınavda 20 matematik neti bir, bir sınavda 5 matematik neti yaptınız ortalamasını alın. Çünkü öbür sınav demek ki belli ki çok kolay. Diğeri de çok zor. Yani o zaman siz, siz onların ortalamasısınız. O yüzden rica ediyorum ben matematikte kaç dedim? En son yaptığım denemede e, işte 3 yaptım. Eyvah patladım. Hayır öyle düşünme lütfen. Rica ediyorum. ...bunların şu ana kadar girdiğin... ...kaç tane deneme varsa... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ...bunların hepsinin ortalamasını alarak konuş... ...o zaman diyebilirsin... ...benim matematik netim bu diyebilirsin... ...o yüzden rica ediyorum buna bakın... ...neden sadece matematik konuştuk... diğerlerse konuşmadık... ...zaten şu anda matematik belirleyici olduğu için diğer derslerin e, genellikle ortalamaları birbirine yakın çıkar ama matematikte ortalamalar sürekli değişiyor biliyorsunuz. Gün okuluna bakalım. Atatürk Anadolu Lisesi zaten Türkiye'nin en e, meşhur ve en başarılı okullarından bir tanesi. 484 puanla gidiyor. 0.72 ile alıyor ve 80 tane tıp, 70, 76 tane mühendislik kazandı geçen sene ve çok enteresan bir bilgi vermek istiyorum sana. İlk 500'de 43 tane öğrenci sokabiliyor. Gerçekten muhteşem bir okul diyebiliriz. 4 yıl İngilizce okuluyor. E, günün kaynağına bakarsak Dinamo İngilizce vokabüleri, gramer bölümleri var içinde. LGS pratik testleri var. E, yeni nesil dikey yatay sorular var. Ve İngilizceyi gerçekten de başarılı bir şekilde bitirmek isteyen arkadaşlarımız özel. Hemen buradan sana göstereyim Bir kelime kısmı var. Sonra vokabüleri kısmı var. Resimlerle ki sınavda bunlar çok çıkıyor. Burada hemen e, görüyoruz görsellerle gözenmiş bir alıştırma kısmı var. Vokabüler praktisler, e, friendship ile ilgili mini testlerimiz var. Ardından e, gramer testlerimiz var. Ardından LGS praktis testlerimiz var. Ve e, b, 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 b. Bunların hepsinin de tabii ki çözümü var. Video çözümlü diyoruz. O zaman günün geyini yapalım. Artık ders çalışmam gerek. O zaman ben bir masamı düzenleyeyim. Ama geyik değil gerçekten de doğru. Masan düzgün olursa daha iyi çalışsın. Çok dikkat edelim bu e, konuya. Ve günün sorusunu hemen yapalım. Eşkerden sonra İzmir'e Yunanistan'dan gemilerle Rum göçmenler taşınmasının amacı nedir? Bu inkılap tarihiyle alakalı bir soru. Hadi bakalım cevaplayıp yorumlara atın. Ve ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara bekliyoruz. Hadi bakalım.